Gel canım. Necati, ne yaptın ev işini? Hiç konuşamadık. Vallahi tatlım, evi sattım. Parasını da aldım. İşte 2 gün sonra da Nurettin'in ameliyatı var. İnşallah hayırlısıyla kurtulur. İnşallah. Necati, ben sana bir şey söyleyeceğim. Önce sen. Yok yok sen. Yok, önce hanımlar. Buyur. Necati. Efendim. Ay, ben senden bir şey isteyeceğim. Emret Sultanım. Bir iyilik. Yani ama büyük bir iyilik. Başım üstüne. Yani... Ay yok, vazgeçtim. Önce sen söyle. Tamam, peki ben söyleyeyim. Hatta ben göstereyim. Bak, sana bir şey göstereceğim. Papatyam, bu senin. Ne bu? Aç bakalım. Altın. Evet, altın. Nereden çıktı şimdi bu? Evden artan paranın hepsinden altın aldım. Vaka son günlerde biraz pahalılanmıştı ama daha da pahalılanacak diyorlar. Altın her zaman altındır. Her zaman kıymatlıdır. Yani yarın bir savaş çıksa kağıt parayı ekmek vermezler ama altından her şeyi alırsın. Ömrümde bu kadar çok altın ilk defa görüyorum. 130 tane. Aşağı yukarı 50 bin lira. Peki niye bunu bana verdin? 2 sebepti. 1, satılan evde senin de hakkın vardı. Hakkın zayi olmasın diye. 2, şimdi bu bende durursa ben bu nikahında deve yaparım. Onun ameliyat parası, onun kredi kartı borcu, ona yardım, buna bilmem ne şak diye gider. Ama kadın bunu her zaman iyi muhafaza eder. Kadın çok dallanmayınca çıkarıp altını satmaz. Onun için bu sende dursun. İyi de ben nerede saklayacağım bu kadar altını? Onu da sen bul. Ki ben yerini bilmeyeyim. Ben bilirsem yerim. Necati, bu çok değerli bir hediye. Evet, değerli. Ama sen benim için çok değerlisin. Yani beni seçtin, benimle evlendin, bana güvendin. Oysa ben sana bir güvence vermedim. Yani böyle bir hediye kadının geleceğinin güvencesidir. Sen de dursun, güle güle harca. Ay canım. Canım papatyam. Canım papatyam. Ay, ben gidip bunları saklayacak bir yer bulayım. Feridem, Feridem. Hani sen bana bir şey söyleyecektin. Boş ver, sonra söylerim. Feride. Evet. Gene mi sen? Ya ben sana beni arama demedim mi kadın? Ne istiyorsun sen benden ya? He? Ya buluşamayız dedim sana, kaç kere söyleyeceğim. Ben evli barklı bir adamım, seninle buluşmamız mümkün değil. Bak sen beni belki unutamamışsın ama ben seni unuttum kızım. Yani sen ne istiyorsun bana bir kısaca söyle, olsun bitsin. Olmaz canım, öyle bir şey imkanı yok, kesinlikle olmaz ya. Unut, tamam. Bana bak oğlum Rıza, adab-ı maşeret kanunu diye bir şey vardır. Gece yarısı insan büyüklerini aramaz. Ulan gündüzler çuvala mı girdi? Sabahına gelirim, dükkandan görüşürüz, hadi tamam. Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Şey istiyormuş. Haftalığımı diyor erken verir misin diyor. Borcu mu varmış neymiş işte ne? Avans istiyormuş, avans. Ha, istiyor. Necati, ben bunu saklayacak bir yer bulamadım. Diyorum ki şu sandığı açsan da onun içine saklasak. Yok, sandık olmaz, onun anahtarı yok. Ay, orası güvenilir bir yer. Ya bu gecede eve hırsız girerse? Girmez karıcığım, girmez. Merak etme, ben buradayım. Necati, aç şu sandığı. O sandık açılmaz. Niye? Anahtarı yok. Tabii, içindekileri görmeyeyim diye anahtarını yok ettin değil mi? Ya bir iki parça bir şey var, kıymetli kıymetsiz şeyler. Ben bile unuttum ne olduğunu ya. Sandıktan bahsederken yine gözlerime bakamadın. Kaçırmıyorum gözümü falan canım. Bakarım bak, cin gibi bakıyorum. Ne işte aha. Sandıktan usandım artık. Necati ya, kusura bakma. Sabaha kadar seni de uyutmadım hayat. Ya estağfurullah papatyam, yani uykusuzluk mıyım değil de senin bu hırsız olayına bu kadar takılman beni çok üzüyor. Sabaha kadar çırpındın durdun.
Ya nefes darlığından gideceksin diye ödüm patladı yavrum. İşte ne bileyim, hırsız gelip de altınları alır diye ödüm patladı. Aşk olsun. Ya sen gel beni dinle. Tedavi ettirelim seni. Bu panik atak mıdır, manik atak mıdır nedir? Kurtulalım şundan ya. Ay benim bir şeyim yok Necati. Herkeste olan basit korkular. İşte hırsız, deprem, bir de fare. Hepsi o kadar. Hadi çocuklar, geç kalıyoruz. Gitmemiz lazım. Sen nereye koşalım? E babacığım, ben de çalışıyorum ya artık. Nerede? Aa, kafede. Artık kekleri kafede yapacağım. Öyle mi? He. Hadi bakalım. Hadi hadi, çabuk geç kalıyoruz. Hadi çabuk. Hadi yavrum, güle güle kuzucuklarım. Güle güle. Görüşürüz babacığım. Allah zihnet sıklayversin. Ulan neredesin fare? Çık bakalım ortaya da seninle bir görüşelim. Necati. Efendim canım. Ne yapıyorsun orada? Ha şey yapıyordum böyle. Germe hareketleri. Kültür fizik yap şöyle. Oh böyle yapınca burada bütün adeleler geriniyor böyle. Ne diyorsun siz? Streç hareketleri. Hayatım, bu hareketin sana faydası yok ki. Seni yürümen lazım. Olmaz olur mu papatyam? Ne diyor spor hocaları? Yürümeden evvel germe hareketi, streç hareketi yapın ki adaletler kasılmasın diyor. E niye burada yapıyorsun Necati? Niye burada yapmayayım? Burası daracık yer hayatım. Aa aşk olsun, Amerikan filmlerinde görmüyor musun? Daracık yerlerde, hücrelerde mahkumlar neler yapıyorlar? Adamlar germe hareketi de yapıyor, streç de yapıyor, şınavı da çekiyor, barfiks de yapıyor. Sonra Rambo gibi tahliye oluyorlar. Ne demek yani? Spor dar yerde daha faydalı oluyor. Tamam hayatım, tamam. Nerede istersen yap, çünkü sana laf yetiştirilmez. Fare, Faridem, Feridem, canım benim. Bam, 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 bam. Deli bu adam. Bam, 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 bam. Tarirarram, bam. Tarirarirarram. Tarirarirarram. Tarirarram. Ay Necati, çok alemsin. Nereden çıktı bu dans sabah sabah? Ya bilmiyorum nereden çıktı. Düğünde dans ettiydik ya. O geldi hatırıma bir de. Çok güzeldi. Ne güzeldi değil mi? Hadi gezelim bak yine yapalım. Ne bileyim aslında. Dur. Pam pam pam. Tarirarram. Pam 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 pam. Necati. Tarirarram. Pam. Ay. Anneciğim, babacığım, siz ne kadar romantik bir çiftsiniz. Gerçekten çok imreniyorum size. Sağ ol evladım. Kahvaltı edelim mi canım? Hayatım, kahvaltı mı edelim, dans mı? Hani karar verse. Önce kahvaltı. İyi hadi. Çabuk geç şuradan. Oh. Harun, nasılsın çocuğum? Başım çok ağrıyor anneciğim, dayanılacak gibi değil. Yani beynimin içinde, kafatasımın içinde neler oluyorsa artık. Hay Allah, senin bir an önce tedavi olman lazım. Tedavi belli anneciğim, işte ameliyat. Ama onun içinde paramız yok. Acılar içinde öleceğim ben, acılar içinde. Dur bakayım, öyle konuşma. Anneciğim nasıl konuşmayayım? Yani öyle bir baş ağrısı ki bu. Ta ayaklarımın ucunda çıkıyor acısı. Olan para. Teessüf ederim anneciğim. Ya ben bu bozuk paralarla mı ameliyat olacağım? Ama bu altın. Evet, yaklaşık 50.000 liraya denk geliyor. İnşallah işini görür. Anneciğim, ya şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok duygulandım ya. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Yalnız iki şartım var Harun.
Oldu bilin anneciğim. Birincisi Şebnem'e hemen hastalığını söyleyeceksin. Öyle gizli saklı olmaz. Ameliyatta hepimiz yanında olmalıyız. Hemen gidiyorum, her şeyi söylüyorum. İkincisi de Necati Bey'e bu konuda bir şey söyleme. Uygun bir zamanda ben uygun bir dille söylerim ha? Tamam, hiç merak etmeyin. Bana işkence yapsa ağzımdan bir kelime bile alamaz. Anlaştık. Necati, sen işe gitmemiş miydin? Ha, bir şey unutmuşum da. Ona bakmaya geldim canım. Anneciğim, ben artık gidip doktoruma müjdeyi vereyim. Önce karına. Ha, evet, önce karıma. Melek kayınvalidem benim. Boyunu hesaplıyordum da kaç metre diye. Demek ki benim bir karışım 22 santim olsa öyle böyle karış 4 metre falan. Ne yapacaksın mutfağın ölçüsünü? Şey yapacağım, ustadan fiyat alacağım da karolar çok eskidi biliyor musun? Bunları değiştireyim diyorum. Aa, neresi eski, yepyeni Necati. Ay, hem kriz var diyorsun hem de durduk yerde masraf çıkarıyorsun. Doğru söylüyorsun. Sonra yaparız, krizden sonra 2015'te falan yaparız. Ya sen olmasan bu evde 1000 tane müsriflik olur biliyor musun? Yani ne kadınsın be. Boşuna dememişler yuvayı dişi kuş yapar diye. Canım benim. O canım benim. O kuzum ay, benim. Ay teşekkür ederim. Ağzından bal damlıyor Necati. Benim. Bizim Lütfü. Özel Lütfü. Alo efendim oğlum. Ha, mal geldi. Kaburgaları kenara çekin. Kuzumutlarını oraya koyun. Ha, ben geliyorum. Her şeyi de bana sormayın oğlum. Ben zaten birazdan dükkana geleceğim. Bana bak kadın, ikide biri beni rahatsız edip durma. Çok fena yapacağım ha. Ulan Sittin, sen önce 2 ay beraber olduk diye zırt pırt arama beni. Kapat. Bensiz yapamazlar dükkanda. Heh, bak yine arıyorlar şimdi. Feriden ben şunlara bir gideyim de bakayım, yardımcı olayım çocuğum ya. Tamam. Mal gelmiş. Nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Hadi Allah'a emanet canım. Güle güle, kolay gelsin canım. Sana da kolay gelsin inşallah. Yemiş mi fare? Ölmüş mü? Bunu nasıl yaparsın dede ya? O fare değildi, hamsterdi. Tepirme lan, hamster neymiş? Süs faresi, arkadaşımındı. Biz de severken elimizden kaçtı. Ulan arkadaşının hamsteri bizim evde ne geziyor? Dede ya. Ay Necati, nerede kaldın hayatım? Geç kalacağız. Hadi hazırlan. Bu gece tiyatroya gidiyoruz. Ha, bu akşam mıydı o? Hamster ve insanlar. Nasıl sorarsa açıklarsın. Tamam, tamam hadi. Hadi gel giydireyim seni hayatım, hadi. Ne giyineceğim ben? Aa, şimdi seçeriz bir şeyler. Gel. Feride Hanımcığım. Hı. Bugün çarşıdaymışsınız. Evet. Semiha Hanımefendi ile beraber bir dükkan tutmuşsunuz. Ah, Semiha tuttu. Ben de küçük bir payla ortak oldum. Yani muhitimizde dükkan tutuluyor. Bizim haberimiz olmuyor. Bu olmaz. Haber verecektin. Hayatım, ben tutmuş sayılmam. Semiha tuttu. Yani zaten birdenbire oldu. Ya ortağım diyorsun. Kısmen. Komşu olduk, görüyor musun? Artık öyle sabahtan akşama kadar bakışırız. İstersen tavla oynarız. Hapis oynayalım istersen. Gülbahar bilir misin? Mızmızlanma Necati. Hadi. Kalk giyin bakalım. Ne? Bunları mı giyineceğim ben şimdi? Evet. Niye? Tiyatrolu kız oyuncularından birinin oğluna istemeye mi gidiyoruz? Ay, tiyatroya şık gidilir Necati.
Ya deli misin? Ben onlar lokada uzun oturamam. Sıkılırım, patlarım yavrum ya. E sıkılırsan kravatını gevşetirsin. Amanın bir de kravat mı takacağım? Tabii ki. Demek. Şebnem kızlarım hoş geldin. Hoş bulduk. Annem yok mu? Ne demek annem yok mu? Annen olmazsa girmeyecek misin? Komşuya mı geliyorsun kızım? Burası senin evin. Annen olmasa da geleceksin. Gel otur yavrum. Teşekkür ederim. Ah. Ah. Harun nerelerde? Vallahi onu size sormalı. Ne de olsa onu bağrınıza basan sizsiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Nasılsın evladım? İyiyim anne. Sen nasılsın? Sen beni bırak şimdi. Sen nasılsın? İyiyim anne. Sarsılmışsındır tabii. Ama merak etme, her şey yoluna girecek. Yoluna girmez anne. Harun kapıya dayanıp Şebnem beni içeri al diye bağırmaktan başka bir şey yapmadıkça hiçbir şey düzelmez. Siz konuşmadınız mı? Neyi? Konuşmadınız. Tamam Harun gelince konuşursunuz. Neyi anne ya? Yok Harun'un hastalığını diyor be kızım. Ay Necati öyle damdan düşer gibi söylenir mi? Harun'un nesi varmış? Yani o kadar önemli bir şey yok kızım. Yani tabii önemli de. Yani ciddi bir beyin hastalığı varmış adamın yani. Hipopotamus kolesitilis mitilis öyle bir şey. Yani sonu pek hoş olmayan bir hastalık. Ama çaresizliği korkma. Yani ameliyat olup düzelecek. Öyle miymiş? Bunu ben bilmiyorum. Bundan benim haberim yok. Siz neden bahsediyorsunuz? Harun hasta olduğunu mu söyledi size? Evet kızım hastaymış. İşte o eve gelmemeler, çok para harcamalar hep hastalığı yüzündenmiş. İnternette de çare bulmak için dolaşıyormuş zavallı. Ya sen üzülürsün diye sana söyleyemiyormuş da. Sen de yanlış anlıyormuşsun tabii. Siz de buna inandınız öyle mi? Ben pek inanmadım. Ama annen inandı. Ama yani böyle bir konuda hiç yalan söylenir mi? Anne bak Harun her konuda duyabileceğin en kuyruklu yalanı söyleyebilir. Hasta falan değil o. Ama yani... Sizden para koparmak için söylemiştir. Hay vermediniz değil mi? Yani biraz ima etti ama ben vermedim. Ben de öyle adama para kaptıracak göz var mı kızım? Anne sen? Yok kızım olur mu öyle şey? Aferin Feride be. Sen de uyanıkmışsın kız. Canım belki çocuk gerçekten hastadır. Hemen karalamayın çocuğu. Anne ne olur bir kere de bana inan ya. Harun hasta falan değil. Neyse çok şükür para kaptırmamışsınız. Ben hazırlanayım. Anneciğim bak buraya gelince lütfen içeriye almayın şunu. Sizden yüz buluyor sonra. Ben bakarım dedi. Aç oğlum. Aa Nazlı. Merhaba Yiğitciğim nasılsın? İyiyim Nevin teyze. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Buyurun. Gel kızım. İstemeyince kızım hamster'ı Yiğit'e vermiş. Hmm. Ama çok üzüldü. Ağladı yavrucuğum. Biz de geri almaya geldik. Evet. Hoş geldiniz ama alamazsınız. Neden? Yani şu anda odada içeride. Git o zaman kızım. Hadi Yiğit'le beraber yok. Alsınlar. Yok yok alamazlar. Çünkü şey uyuyor. Uyuyor mu? Evet. Biraz hasta da. Hasta mı? Ya çok hasta. Nesi varmış grip miymiş? Yok. Veba. Ya. Ya. Veba mı? Evet. Veteriner geldi. Baktı. Aman çok ciddi dedi. Karantinaya aldı orayı. Biz bile giremiyoruz içeri.
Ama nasıl olur? Veba çok sık görülen bir hastalık değil ya, ki. Ya bir tane de öyle söyledi. Ya sonra dedi ya bu çok sık görülen bir hastalık değil dedi. Şaşırdı adam. Dedim sana değil mi? Bu hayvanlarda bin türlü hastalık vardır diye. Hoş geldiniz. Ferideciğim, Nevin Hanım bizim komşu. Merhaba. Anne ölecek mi hamstırı? Yok yavrum, yok yok. Ölüm yok, iyileşin inşallah ya. Aman yok. Yani biz istemeyiz artık. Haklısınız zaten, ben de onu söyleyecektim yani. Evde olmaz artık. O iyileşsin, biz onu bir tarlaya bırakırız. Özgürlüğüne kavuşur gider hayvan. Anne ya. Olmaz dedim. Alamam eve o hastalıklı fareyi. Fare mi? Ha, fareler ve insanlar onlar da ölmüş. Diyorlar ki çok güzel oyundur, bu akşam ölürsünüz gülmekten dedi. Çok dedi. Hadi Necati, hadi geç kalıyoruz. Hadi yürü şekerim, tamam. Yürü hadi. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma. Ne için? Seni hiçbir işten anlamaz diye aşağıladığım için. Asıl sen kusura bakma, çocukların önünde seni çok zor durumda bıraktığım için. Çocuklar haklı. İyice kötü duruma düştüm. Yani bir doğalgaz faturasını bile ödeyemez hale geldim. Uzun zamandır bir hediye bile alamıyorum ya. Ya hiç önemli değil. Üstleri başları alınıyor, kitaplar alınıyor, bilgisayarlar alınıyor. Karınları doyuyor. Daha ne istesinler? Dışarıda bir sürü aç çocuk var. Neyse. Lütfen dur. Bir dakika, bir şey vereceğim. Al, bu senin. Ne bu? Canım çalıştım, para kazandım. İşte al. Hem bu evin faturalarını sen ödemiyor musun? İşte al bunu ödersin. Olmaz, bu senin. Ne alakası var canım, sen ben diye bir şey mi var? Biz bir aileyiz Lütfü. Yani bugüne kadar çalıştın, sen hep bana verdin. Şimdi ben çalışıyorum, ben sana veriyorum. Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Merhaba. Ne oldu Feride Hanım? Bütün gece tiyatroda horul horul uyudum. Onu bir tane böyle bir an içim geçmiş ya. Ya 10 dakika seni dürttüm uyan diye. Ya rezil oldum. Tiyatrodaki oyuncular bile baktı. Kinam oldu işte, salona öyle bir hareket geldi. Herkes zaten sıkılıyordu. Herkes dönüp bize baktı. Gülme Lütfü. Koymayın kız. Kim o? Bilmiyorum. Aa, niye açmadı? Görünmez numara. Açmıyorum bunları. Prensip meselesi. Tiyatroda uyumamayı da prensip haline getirirsen çok sevinirim.